Herkese merhaba, ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pudralı parfümlerden bahsetmeye çalışacağım. Bu sanırım 3. videom olacak. Daha önce 2 tane pudralı parfüm videosu çekmiştim. Bir tanesi kanalımın ilk videolarından da 5 tane parfüm vardı. Sonra uzun bir pudralı parfüm dosyası açmıştım. 15-16 tane pudralı parfümden bahsetmiştim. Böyle bayağı yoğun pudra kokan parfümlerdi. Ben pudralı parfümleri çok seviyorum. O yüzden bir tane daha pudralı parfüm videosu çekmek istedim. Elimde 10 tane parfüm var. Daha önceki pudralı parfüm videolarımda bahsetmediğim parfümler. Yarısı designer, yarısı niş. Son zamanlarda maalesef çok fazla video çekmek istemiyorum artan fiyatlardan dolayı. Kurlar inanılmaz yükseldi. Parfümlere inanılmaz zamlar geldi. Designer parfümler bile 1000 TL'nin üzerine çıktı. Niş parfümler aldı başını gitti zaten. Ben şu an gerek niş gerek designer hiçbir parfümün şu mevcuttaki fiyatları hak ettiğini düşünmüyorum. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ben parfüm alımını durdurdum. Eğer yeni bir parfüm almak istiyorsam da çok çok sevmeliyim. O zaman da yeni bir bütçe ayırmıyorum. Mevcut koleksiyonumdakilerden satıyorum da onun parasıyla alıyorum veya takas yoluna gidiyorum. Şu fiyatların gerçekten hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden de hal böyleyken kalkıp bir parfüm videosu çekmek, içinde niş parfümlerin de yer aldığı bir video çekmek çok da içime sinmedi doğrusunu söylemek gerekirse. Ama gene de hani moralleri yüksek tutmaya çalışıyoruz. Sadece parfümler değil birçok şey zamlandı. Birazcık da hani keyfimizi yükselten bir şeylerden bahsedeyim istedim. O yüzden de aslında sevdiğim bir konudan video çekmek istedim pudralı parfümlerden. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk parfümüm Elizabeth Arden markasına ait True Love. İsmi de çok güzel aslında. Böyle yumuşacık, pudramsı, meyveli, çiçeksi, kremsi de bir parfüm. Ben çok geç keşfettim. Aslında çok eski bir parfüm. Geçen hafta ilk defa rastladım ve sıktım. Ve fiyatına göre çok çok hoşuma gitti. Kalıcılığı çok iyi değil. Onu başta söyleyeyim. Yani maksimum bir 4-5 saat civarında. Ya da ben ağır parfümler kullanıyorum diye bir süre sonra duymuyorum. Etrafa yayılımı da böyle nazikçe, kibarca, daha çok böyle ten kokusuna da dönüşüyor. Sanki böyle teninize çok güzel bir krem sürmüşsünüz, çok güzel kokan bir krem sürmüşsünüz gibi hissettiriyor. Neler var içerisinde? En çok irisi hissediyorsunuz. Zaten o pudralı parfümlerde irisin varlığını hep hissedersiniz, çoğunlukla hissedersiniz. İrisle birlikte gül. O iris gül ikilisine bir de şeftali kayısı, meyve tadı, meyve kokusu ekleniyor. Vanilya ile biraz tatlanıyor. Beyaz çiçeklerin gene varlığı var. Heliotrop sandal ağacı, kremsi bir hissiyatı var. 4 mevsim kullanılabilir bence ama ben daha çok mesela ilk baharda tercih ederim. Böyle eski kafa bulmuyorum. Eski bir parfüm olmasına rağmen eski kafa bulmuyorum. Tatlılığı var onu söyleyeyim. Çok bayıcı bir tatlılık mı? Değil ama yine de tatlılık istemiyorsanız tatlılığı da mevcut. Benim hoşuma giden pudralı parfümlerden, uygun fiyatlı pudralı parfümlerden bir tanesi oldu. Ama sık tazelemeyi göze almanız lazım. Sıradaki parfüm ise Victor & Rolf markasına ait Flower Bomb Dew. Flower Bomb parfümünü çok severek kullandım senelerce. Çok da iltifat aldığım bir parfümdü. Bu parfüm de onun pudralı hali ama onun çok daha zayıf bir performansa sahip hali diyebilirim size. Koleksiyonda olan bir parfüm değil. Bu video için ödünç aldım, birkaç gündür de deniyorum. Neden almıyorum? Hala kafamda soru işareti var. Çok güçlü parfümlere alışkınım ve bu parfümün performansı bana çok düşük geliyor. Yani maksimum 4-5 saat civarında kalıyor. Yayılım da gene çok yüksek değil. O yüzden beni hep tereddüte bırakıyor. Ama kokusu hoşuma gidiyor. Özellikle böyle evde yalnız olduğum zamanlarda o tenime sıkmak çok hoşuma gidiyor. Tam böyle masal prensesi kokusu gibi geliyor bana. Nasıl bir parfüm? Flower Bump'ın DNA'sını taşıyor. Onun daha az tatlı, daha pudralı hali gibi düşünebilirsiniz. Burada bayağı bol miktarda misk var, iris var. Heliotrop var, kaşmeran, bir de böyle armut tatlılığını hissettiğiniz bir parfüm. Yaz sıcakları haricinde her mevsim kullanabilirsiniz. Ama daha çok tene yakın kalıyor. Ben yazın denemiştim bunu. O yaz sıcaklarında bile bana hani kokusu
az geldiği için hoşuma gitmişti. Eğer böyle performansı çok yüksek parfümleri sevmiyorsanız, ağır parfümleri sevmiyorsanız ama biraz böyle tatlı da olsun istiyorsanız ki galiba bu parfüm bugün anlatacağım parfümler içerisinde en tatlısı, o zaman bir bakabilirsiniz. Sıradaki parfüm ise Burberry markasına ait Burberry Body. Bunu özellikle yorumlarda sürekli yazıyorsunuz aslında. Neden Burberry Body'den hiç bahsetmiyorsunuz diye. Burberry Body de benim koleksiyonumda olmayan bir parfüm. Kokusunu çok beğeniyorum. Günlük kullanıma çok uygun buluyorum. Ofis ortamına, kapalı ortamlara çok uygun buluyorum. Fakat etrafımda yakın arkadaşlarımdan o kadar çok kullanan var ki, o kadar böyle kokusuna aşina oldum ki, o yüzden de koleksiyonumda yok şu an. Peki nasıl bir parfüm? Bunu sıkmayacağım çünkü kokusuna çok aşinayım. Gerçekten böyle pudramsı, kremsi, yumuşacık, ismiyle kesinlikle çok örtüşen de bir parfüm. Hani vücut kokumun bu şekilde olmasını isterdim. Neler var içerisinde? Şeftali çok baskın. Şeftali ile birlikte pelin otu, mis, gül, sandal ağacı, kaşmir, iris, frezya. Bayağı bunları böyle yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Vanilyadan gelen de hafif bir tatlılık var. Çok yumuşak bir parfüm. 6 saat civarında falan kalıyor bende. Yayılımı da böyle yumuşakça. Çok sprey sıkarsanız bayağı bir duyuruyorsunuz. Yani arkadaşlarımdan biliyorum. Fakat az sprey sıktıklarında daha az geliyor kokusu. Yaz sıcakları haricinde her mevsim kullanılabilir bence. Yaz sıcaklarında da arkadaşlarım kullandıklarında beni çok rahatsız etmiyordu aslında. Çok fazla kullananı var. Sadece tek dezavantajı olabilir. Ama böyle yumuşak, kremsi, pudramsı, günlük yaşamınızda kolay uyum sağlayacak bir şey arıyorsanız değerlendirebileceğiniz kokulardan. Sıradaki parfüm ise Chanel No. 19 Pudre. Bu parfümden aslında son pudralı parfüm videomda biraz bahsetmiştim. Koleksiyonumda olmadığından söz etmiştim. Çünkü açılışını ben senelerce çok keskin buldum. Bir türlü anlaşamamıştım. Daha sonra artık burnum birçok parfüme alışmış olacak ki özellikle bu parfümün açılışına bayılır oldum. Ve o açılışın hep devam etmesini istedim ama maalesef açılış 5-10 dakika sürüyor. Çok böyle muazzam gösterişli bir açılış var. Iris başrolde, bir de kasna otu. Kasna otu yeni kesilmiş çimen hissiyatı veriyor. Böyle keskin de bir açılış. Bazen böyle bergamot havası da alıyorum o açılıştan. Kimisini ürkütebilir, beni daha önce ürküttüğü gibi. Iris, kasna otu, yeşil pudralı bir hava. Yine içerisinde miski hissediyorsunuz, topraksı bir vetiver hissediyorsunuz. Parfüm tende kaldıkça irisin baskınlaşmasıyla birlikte temiz sabunsu bir tarafa doğru da parfüm gidiyor. Çok rahat kullanabilirsiniz özellikle o teninizde kuruduktan sonraki aşamalarını. Fakat maalesef kalıcı bir parfüm değil, yani maksimum 4-5 saat kalıyor diyebilirim. O da bayağı bir teninize yaklaştırmanız gerekiyor. Kendinizi böyle temiz hissetmek istediğiniz zamanlarda kullanabilirsiniz. Bence içinde tatlılık yok, yani en azından benim için tatlı bir parfüm değil. Belki hani böyle bayağı bir kurudukça tonkanın verdiği çok hafif bir tatlılık kalıyor olabilir. Klasik bir parfüm. Asil, oturaklı, klasik bir parfüm. Hani günümüz parfümlerine çok benzemiyor. Çok fazla kullanılanı olduğunu da görmediğim bir parfüm. Bence 4 mevsimde de kullanabilirsiniz. Ben kışın çok tercih etmiyorum. Evdeysem, temiz kokmak istiyorsam genelde tercih ediyorum. 20'li yaşlardan sonra birçok yaşa da aslında uyacaktır. Ama gene de 30 yaş üstü daha çok sevecektir muhtemelen diye düşünüyorum. Sıradaki parfüm ise Guerlain markasına ait Laure Bleu diye okunmuyordur muhtemelen. Ama ben ismini yazıyor olacağım. Eski tarzı bir parfümden bahsedeceğim şimdi size. 1912 yılında çıkmış bir parfüm. Nostaljik hava estiren, pudralı, tozlu bir parfüm. İçerisinde çok fazla nota var. O yüzden hepsini söylemeyeceğim. Ama şöyle diyebilirim. Çiçekleri hissediyorsunuz. Odunsu notalar, baharatlar, vanilya, tonka, benzoin, misk, bir sürü nota var. Başrolde özellikle iris, menekşe bayağı bir hissediyorsunuz. Baharatlardan karanfili hissediyorsunuz. Anason varlığı var. Vanilya, tonka, benzoinden gelen hafif bir tatlılık ki, tatlılık deyince günümüz parfümlerini düşünmeyin, kesinlikle öyle bir tatlılıktan bahsetmiyorum. Onun dışında ben parfümde aldehitleri ve meşe yosunu da hissediyorum nedense.
Böyle 7-8 saat civarında tenimde kalıyor. Tabii ki de defalarca reformüle olmuş durumda. Yayılımı da bence fena değil. Ama bunun için biraz galiba yaş lazım. Genelde bu tarz parfümlere yorumumuz şu oluyor. Ben geçenlerde Instagram'da paylaşmıştım günün parfümü olarak. Birkaç kişi şöyle yazdı. 70-80 yaş üstü İstanbul hanımefendisi, süslü İstanbul hanımefendisi kokusu diye. Galiba direkt böyle söylüyoruz. Ama benim son zamanlarda hoşuma giden bir tarz. Yaş aldıkça bu tarz parfümleri daha çok sever oldum. Bu da onlardan bir tanesi. Sıradaki parfüm ise Jean Charles Brasso markasına ait Heliotrop. Clear Love parfümünü galiba çoğumuz seviyoruz. Üretimden kalktı diye de üzüldük. Hatta arayışa girdik. Ona benzer bir parfüm bulabilir miyiz diye. Ben birçok benzer denilen parfümü denememe rağmen beni hiçbir şekilde kesmedi. Bu parfümde de bayağı bir heyecan yaşamıştım. Clear Love'a çok benziyor dediler. Fakat kokladığım zaman, kullandığımda Clear Love'a benzemediğini gördüm. Clear Love'ın flanker'ı gibi düşünebilirsiniz. Ben o kategoride değerlendiriyorum. Evet, o böyle havayı bir yakalıyor gibi oluyorum. Fakat burada narenciyeler var. Özellikle açılışında o greyfurt, mandalina bayağı böyle narenciyeli açılıyor. Onun dışında çiçekleri hissediyorsunuz. Orta notalarında bayağı bir çiçekler var. Mimoza var, gül, gardenya, iris, heliotrop. Altta da böyle sandal ağacı ve miski hissediyorsunuz. Ben şöyle diyebilirim. Clear Love flanker'ı ama yazlık bir flanker. O pudralı havanın içerisinde, o pudralı çiçekli havanın içerisinde narenciye dokunuşlarının olduğu daha böyle yazlık. Ben bunu daha çok ilkbahar ve yazın tercih ederim. O tarz bir parfüm olmuş. Benim tenimde 5-6 saat civarında kalıyor. Yayılımda ortalama, ofis ortamında, kapalı ortamlarda çok rahat kullanabilirsiniz. Ben bu markayı seviyorum. Performansları birazcık daha yüksek olsaymış daha da güzel olabilirmiş ama fiyatları da nispeten birçok niş parfüme göre birazcık daha uygun. Pudralı parfümleri çok güzel. Bir önceki videomda da pudralı parfüm videomda da gene bu markadan bir parfümden bahsetmiştim. Ona da bir göz atabilirsiniz. Şişeleri çok hoşuma gidiyor. Keyif aldığım markalardan bir tanesi. Sıradaki parfüm ise son zamanlardaki yeni keşfim. Böyle kremsi, pudramsı, yumuşacık, 4 mevsim kullanabileceğiniz. Hani böyle evden çıkarken acaba üzerime ne sıksam diye hani tereddütte kaldığınız zamanlar olur ya. Direkt kurtarıcınız olabilecek bir parfüm. Her ortama da uyum sağlayacaktır. Essential The Musk. Essential markası niş bir marka olmasına rağmen aslında parfüm fiyatları designer fiyatlarına yakın diyebilirim. Birçok güzel de parfümü var. Özellikle bu The Musk benim çok çok hoşuma gitti. Neler var içerisinde? Özellikle de üzerime sıkmak istiyorum. Şimdi kırmızı zencefil ve lavantalı bir açılış. Lavantayı çok sevmememe rağmen daha sonra gelen bal mumu ve miskle birlikte böyle hafif tatlanıyor. Sandal ağacı ile birlikte kremsi bir hava. Temiz temiz hissettiğim, masum, yumuşak hissettiğim bir koku benim. Benim tenimde 6-7 saat civarında kalıyor. Yayılımı da çok fazla rahatsız edici değil. Bu arada markanın kadınlar tarafından en çok satılan parfümü böyle temiz, pudramsı, kremsi bir parfüm arayışı içindeyseniz, özellikle böyle farklı bir marka, farklı bir koku arıyorsanız bakabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz 4 mevsime de uyum sağlayacak parfümlerden. Sıradaki parfüm ise Guerlain markasına ait Mademoiselle. Kendisini daha önce gelin parfümleri videomda anlatmıştım. Tatlı, acı bir parfüm aslında. Kesinlikle acı geliyor bu parfüm. Şimdi tatlılığı var. Marshmallow, portakal çiçeği ve vanilyadan gelen bir tatlılık var. Fakat iris de birlikte, başrolde iris var. O pudralı yapıyı sağlayan. Onunla birlikte menekşe yaprağı ve kas notu. Bu menekşe yaprağı ve kas notu parfüme yeni kesilmiş bir çimen kokusu, acımsı bir koku bırakıyor. Fakat ben tatlı notalarla bu böyle yeşil ve birazcık acı hissiyatı veren notaların birleşmesini seviyorum. Bana farklı geliyor. Eğer böyle bayağı tatlı bir şey arıyorsanız tatlı pudralı,
sevmeyeceğiniz bir parfüm olacaktır. Özellikle açılışını bayağı narenciyeli ve yeşil yapıyor. Limon, bergamot çok böyle burnunuza çarpıyor kas notuyla birlikte. Dediğim gibi ben marshmallow'la o yeşil biraz acımsı notaların bir arada olmasını seviyorum. Performansı keşke birazcık daha iyi olsaymış. Maksimum 7-8 saat kalıyor ama böyle çok fazla yayılmadığı için daha az kalıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ben yazın kullanmayı çok seviyorum. İlkbahar ve yaza bence uyum sağlıyor. Yaz akşamlarında bayağı kullandım. Bayağı da bir azaldı aslında. Biraz elimdeki şişenin sıkması, taşıması, bir yerlere götürmesi zor olduğu için her zaman kullanamıyorum. Fakat şu şekilde aktarım da yapılabiliyor. Ben genelde aktarım yapıyorum küçük bir şişeye ve o şekilde tatillere de çok götürdüğüm oldu. Bugün anlatacağım parfümlerin hepsi Türkiye'de olan parfümler. Fakat sadece bunu Türkiye'de bulmak biraz zor olabilir. Onu da mutlaka belirteyim. Bu arada ek olarak bir de deriden bahsetmek istiyorum. Parfümün içerisinde yer alan notalarında deri de yazıyor ama deri en azından benim burnumda, benim tenimde çok daha geriden geliyor. Böyle rahatsız edici bir deri varlığı yok. Sıradaki parfüm ise Parfümde Empire markasına ait Le Creux. Gene benim son dönemlerde hoşuma giden parfümlerden bir tanesi. Bu parfüm bana Chanel parfümlerini hatırlatıyor. Aldehitten dolayı galiba. Çünkü parfüm içerisinde bol miktarda aldehitleri hissediyorsunuz. Burayı bir sıkacağım. Gül. Gülü bayağı yoğun hissediyorsunuz. Aldehitler, gül, misk, iris, odunsu notaların varlığı var. Dediğim gibi Chanel parfümlerini bana çok anımsatıyor. Biraz eski tarz bulabilir misiniz? Benim için biraz evet eski tarzda anımsatıyor ama modern de bir parfüm bence. Böyle pudramsı, klasik ya. Klasik diyebilirim en net olarak. Yani böyle klasik karakteri olan bir parfüm. Benim tenimde 6 saat civarında kalıyor. Yayılımı da ilk başta bir kendini hissettiriyor. Ondan sonra tene yaklaşıyor. Bu galiba çok hani aşırı yaz sıcakları haricinde çok rahat kullanılabilir. Benim için unisex bir parfüm. Kadınlar da kullanabilir bunu, erkekler de kullanabilir. Bu arada açılışını böyle meyveli yapıyor. Ahududu, bergamot varlığı hissediyorsunuz ama teninizde kurudukça o aldehitlerin, işte gülün, miskin, irisin ve odunsu notaların varlığını bayağı yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Eğer böyle pudralı parfümlerde gene farklı bir arayışa girdiyseniz, aldehitleri de seviyorsanız bakabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Son parfüm ise Mask Milano markasına ait Lost Alice. 2021 yılında çıkan yeni bir parfüm aslında. Bu parfüm ilk çıktığında ve Türkiye'ye geldiğinde ben çok mesafeli yaklaştım. Çünkü içerisinde süt var. Pudralı, laktonik, odunsu, yeşil de bir parfüm. Ve dedim ki içerisinde süt olan bir parfüm. Pudralı parfüm sevmeme rağmen uzak durdum, denemedim bile. Çünkü süt sevmiyorum. Enteresan şekilde süt sevmiyor olmama rağmen satıldığı mağazaya her gittiğimde sürekli üzerime sıktığım bir parfüm oldu. Sürekli üzerime sıkıyorum, çıkıyorum ve akşam kendimi koklayıp duruyorum. Çok çok hoşuma gitti. Henüz almadım. Dediğim gibi artan kurlar sebebiyle ben şu an parfüm alımını bayağı bir durdurmuş durumdayım. Zaten bugün anlattığım parfümlerin de yarısı koleksiyonumda yok. Onları da söyleyeceğim videonun sonunda zaten size. Fakat şu ara gerçekten bu parfüme göz diktim. Eğer alacak olsam galiba ilk bu parfümü alacağım. Daha sonra da Essential The Mask'ı koleksiyonuma katmak istiyorum. Peki neler var içerisinde? Süsen kökü, misk, süt, çay, sandal ağacı, karabiber, bir de havuç tohumları. Bayağı bir hissettiriyor kendini. Böyle sütlü çay havası da var. Gerçekten değişik bir parfüm olmuş. Sadece teninize sıkıp ilk denemeyle değil de bayağı böyle üzerinize sıkıp vakit geçirmeniz lazım sevmeniz için. Benim hoşuma giden parfümlerden biri oldu. Son dönemde bayağı bir radarıma girdi. Fakat içinde süt olduğu için satın almadan önce gerçekten emin olmak istiyorum ve öyle almak istiyorum. Tenimde 7-8 saat civarında kalıyor. Yayılımı da fena değil bence. Ama böyle parfümün soğuk ve mesafeli bir havası da var. Kadınlar da çok rahat kullanır, erkekler de çok rahat kullanır. Yaz sıcakları haricinde her mevsime de uyum sağlar.
Son olarak da ben bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bugün bahsettiğim parfümlerden hangileri koleksiyonumda var? Onlardan bahsedeceğim öncelikle. Guerlain Mademoiselle benim koleksiyonumda olan bir parfüm. Gene Jean Charles Brasseau Heliotrop koleksiyonumda. Onun haricinde Chanel No. 19 Pudre. Bunu Split'ten almıştım. Bunu komple bir şişe kullanabileceğimi şu an düşünmüyorum. Guerlain Lera Blue. Bir 5-10 sene sonra çok daha hakkını vererek kullanacağım bence. Elim gidiyor, arada özlüyorum. Ama dediğim gibi koca bir şişe bitirmem mümkün değil şu an. Onların dışındakiler ise şu an koleksiyonumda yok ama özellikle almak istediğim iki tanesi var ki. Bunlardan bir tanesi Essential The Mask, diğeri ise Mask Milano Lost Alice. Fakat fiyatlar sürekli artıyor. Hatta az önce video arası verdim. Az önce gördüm, gene parfüm sever arkadaşlarımızdan bir tanesi storiesinde paylaşmış. Creed Aventus'un fiyatını bir hafta önce zaten bir artış olmuştu. O hikayesini paylaşmış, üzerine bir artış daha görmüş. Sürekli böyle bir artış var, zam var. Herhalde bu gidişle parfüm alamayacağız. Bu arada bazılarınızın da uygun fiyatlı parfüm videosu çekin dediğine duyar gibiyim. Yani Zara veya işte Yves Rocher, işte Oriflame, Avon olsun. Onlarda da fiyat artışı var. Onlar da hak etmiyor şu anki fiyatlarını. Maalesef öyle de bir durum var. Biraz karamsarım bu aralar galiba. O yüzden biraz parfüm videolarına ara verebilirim. Daha sıklıkla da çekebilirim. Çünkü bayağı bir tadımız kaçtı. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.